Herkese merhaba arkadaşlar, Portakoy'da hoş geldiniz. Bugün çılgın profesörden kaçma oyununu oynayacağız. Öfkeli jumper profesöründen kaçtı. 2+2=22. 2+2=22 de 2 oğlum, 2+2=4. Oğlum tipe bakar mısınız hocam? İyi bir şey yürütmeliyim. Oğlum profesör kafayı tırlatmış. Ağzı bir garip. Cetvelle benim kafama vuracak gibi duruyor. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz da burada? İvladım. Adamın gözleri şaşı olmuş la. Yemin ediyorum matematik soruları birazcık zor geldi sanırım. Abraham sen de mi kaçıyorsun evladım? Ha kızgın bir. Patka gel gidelim. Şimdi öfkeli jumper profesöründen kaçtı. Nereye kaçacağım ki ben? Öncelikle bakalım. Leves. 54 tane level mi varmış? Oha dünya haritası var lan. Aha, Türkiye güzel ülkemiz. Arkadaşlar Portakoy'un muzaffer olması için sizlerin beğenisine, videoyu likelamasına ihtiyacım var. Videoyu likelamayı, Portakoy'a abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok güzel olur yani. Zilden çandan bildirimleri açarsanız da muhteşem olabilir. Bu tarz videolardan anında haberdar olursunuz. Bu ara sabah saat 10 gibi, Türkiye saatiyle 10 gibi hep video yayınlıyorum. Çok güzel oluyor bence. En azından saati belli. İnşallah bunu devam ettirebilirim. Pemin değilim ama yani olabilir yani. Ben kendime güveniyorum şu aralar. Bazen güvenmiyorum. Yapacak bir şey yok yani. İnsanoğlu sonuçta. Şimdi ilerleyelim bir şuradan. Lavlara dokunmadan gidelim bakalım. Wow, oğlum bari küp şeker gibi bunlar. Yardıralım. Hop bir iki. Şimdi. Oğlum bu ne la? Oğlum biri pembe pembe bırakmış buraya. Allah Allah. Çok fazla var. Dondurma mı lan bunlar yiyorsa? Ne lan bunlar böyle sakız mı? Şimdi bir checkpoint daha bulduk. Oh checkpoint'a bak la. Lambayı bozduk he. Sağ mı sol mu? Yeşil olan tarafa gidiyorum ben ya. Aa, oğlum bu ne? Hayaletlerin arasına bu düştüğüm benim. Profesör tuzak kurmuş. Arkadaşlar solda görmüş olduğunuz gibi şu anda 6. aşamayı başarıyla geçmiş bulunmaktayız. Bu güzel haber. Yani 54 tane aşama olduğunu görüyoruz. Şimdi uçakların üstünden gideceğiz de iki uçak bir yerde kesişiyor. Tamam güzel. Şimdi buradan üstüne atlayacağız şu kağıttan uçağın. Giyil. Sonra ötekine atlayacağız. Atlayalım. Giyil. Getir beni uçakçağız. Şimdi. Buradan sonra. Gel lan buraya. Geldi. Ama bu şeye dikkat etmek lazım. Hayır. Hayır. Oğlum çok strese giriyorum ben bunlarda. Yemin ederim var ya. Acayip strese giriyorum. Yedi karşıya gidiyorum ben. Karşısı iyi gibi ama. Buradan çıkış yolu. Kırmızı şeyleri tosmazsak harika olabilir. Harika. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok. Biraz strese girdim ama yapacak bir şey yok yani. O kadar olacak tabii ki de. Oğlum havadan durma. Nereye geldim lan? Çok güzel bir yere geldim. 9. bölüm. Bu ne la böyle? Toplar falan geliyor. Bilyeler. Soldan sola gidiyormuş. Değil. Benlik bir durum yok. Üstlerine atlayarak rahatça geçebilirim. De bu kapı niye açık? Ben şimdi kırlandım bak şimdi ya. Bu kapı niye açık? Bilemedim. Neyse. Su kaçağı var burada. Su kaçağı olan yerlerde genellikle elektrik kaçağı da oluyor maalesef. O yüzden suya dokunmamakta fayda var. Evet. Şu kurşun çılgın kalem. Oğlum porçok. Porçokun eli kolu kırıldı galiba. Yamuldu porçocuğum. İyi misin evladım? Şimdi kırmızı kalemin üstünden de başarıyla atlayalım ama kapıların açık olması beni çok fazla işkilendiriyor. Ne diyeyim lan ben? Bu ne oğlum böyle? Oğlum duvarlarımda pestilim çıkartacaklardı. Hayır. Arkadaşlar ben bunu bir tane Destere diye filmde görmüştüm vallahi. Duvarlar birbirine sıkıştırıyordu. Çok kötü oluyordu. Oğlum bu kitapların boyu biraz büyük mü ne? Neredeyse benim boyum kadar yani. Ben çok mu cüce kaldım ne kitapların yanında? Dur şuradan geçelim. Şurada bir tane kız var. Onu da sollayıp geçelim. Ya arkamızda kalsın diyecektim. Kız gitti biz kaldık. O da mı yandı lan yoksa? O da yanmış. Güzel güzel. Şimdi bizim birinci olmamız lazım. Güzel. Şimdi başarıyla geçtik. Kız ne durumda? Arkada daha cebelleşiyor. İyi. Makaslar sol kırmızı olsa sonra bir daha beyaz olsa. O tek seferde geçtim lan. 1/3 ihtimalle 1/3. Vallahi billahi bu sefer şansım çok iyi tuttu. Kendime güvenim geldi ya. Vallahi billahi. Allah yoluk sonu baba bu yere çıktayım. Allah'ım acayip. Yerin 70 kat aşağısına düştüm. Gitti. Kanalizasyon sümüklü yeşil sümüklerin arasına patok diyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bir de videoyu laklamadıysanız laklamayı unutmayın. O elin içerisindeki beğeni işaretleri içindeki şey dolacak dolmazsa eğer beğeni olmuyor. Yani bir daha doldurduysanız da bir daha basmayın. Sonra unlike yapmış olursunuz. devam. Ne diyeyim ben bakalım. İyi, şuradan ilerleyeceğiz. Oğlum ya ne güzel ilerledim beni öyle. Allah Allah bir dakika. Buradaki borudan nasıl kaymayı başardım ben koca borudan onu anlayamadım. Allah Allah bir gariplik var ama hadi bakalım. Kaçıncı aşama? 54'te 19. Oğlum çok mu büyük lan bu map? Ne biçim harita bu? Hop bir dik. 20. aşamaya geldik.
Hop bir de sakızlara tost bineceğiz. Sakız mı boya mı neyse boyaya benziyor değil mi? Boyadır boya bir sürü. Bu kadar rengarenk sakız mı öyle. Şimdi ilerleyelim. Kağıttan uçaklar geliyor. Bunlara tost bineceğiz. Tost bineceğiz. Bence güzel. Bu geçsin. Bir daha geçsin. Garanti alalım. Hiçbir şekilde yanmaya gerek yok buralarda. Başımızı derde sokmayalım. Hop bidik, hop bidik, hop bidik. Çanta, kitap, dolap derken bir checkpoint'a dağılaştık. 23 neredeyse hemen hemen yarısını bitirdik de. Bu ne lan böyle, bu niye beyaz? Gizli bir geçit buldum. Valla tam da tahmin ettiğim şeydi oğlum. Çok fena bir yere girdim ya. Yemin ediyorum var ya, çok kötü bir yere girdim yani. Resmen labirentin ortasında kayboldum. Bir dakika, şimdi aynı yere bir daha gireceğiz ama düz gitmememiz lazım. Tamam, şimdi bence sağa gidelim. Sağa gidelim ve aşağı inelim. Zaten başka bir yerde kalmadı. Oha, gizli bir tüneli geçtim ve kütüphaneye çıktım. Kütüphane de kütüphane yani. Bu ne biçim yer oğlum böyle kocaman. Bir tane kapı buldum. Doğru lan. Siyah olsa. Yok. Bu sefer tutmadı. Kırmızı. Bir daha kırmızı olur mu la? Oha, adamlara bak la. Katakulliye getirecekler. Vallahi hep aynı şeyleri koymuşlar. Güzel. Makastan zıplayarak geçeceğiz. Hop bidik. Hop bidik. Hop bidik. Güzel. Havalandırma gördüm. Havalandırmalar zaten meşhurdur. Arkadaşlar şu anda tam tamına yarıladık diyebilirim ama çok ilginç bir yere geldim, bilmiyorum. Yani labirentlerle başım biraz dertte. Oğlum var ya, çok şanslıyım. Gerçi bütün labirentin yolları sanki %50-50 aynı yere çıkıyor gibi. Diğer labirent de buraya geliyor gibi geldi bana. Bu benim boyumu yetmez. Zıplamam gerekiyor o yüzden. Güzel, bir daha zıpladım. Bunların gözlerine ne olmuş ya? Gözlerinden alev fışkırı. Bununla böyle yolun ortasında bir şey kaplamış, çiçek çıkmış. Tuvalete geldik. Tuvalette yerler suya bulanmış. Her yerde su var. Yine labirentin içerisine düştük. Ama bu seferki labirent biraz kolaymış. Güzel. Bir checkpoint daha aldık. 29'a ulaştık değerli şampuanlar. Bakalım 30'u göreceğiz şimdi. Bilir miyiz? Atlarız bence. Vallahi atladım da az da tosuyordu yani. Şimdi devam et. Süper. Cetvelleri başarıyla geçtik. 31. bölüme kadar geldik. 31'de 58, 54 oldu şu anda. Kaç tane kalmış oldu? Yani 23 tane falan kaldı. Bir tane daha aldık. 22'ye düştü. 21'e düştü. Vallahi ilerlemeye başlayacak değerli arkadaşlar. Az kaldı. O ne lan? Ana! Resmen diken çıktı. Allah Allah, bu ne hale yakamış oğlum ya. Ben görmediydim onu. Allah billah, dikenler bir tarafıma battı. Güzel. 34 oldu. Şu mavi borunun üstünden de, boru mu neyse, kablo mu bu, güzellikle geçtik. Harika. Buradan soldan devam edelim. Adama bak lan, ne biçim dönüyor. Oğlum oğlum, biraz hızlı dönüyor sanki ya. Hayır. Şuradan geçsek. Bence çok güzel oldu bu. Hoca iyi misin? Pek iyi gibi durmuyor ama neyse. Robocop'a bağlamış. Uzaylılar mı kaçırmış? Ne olmuş buna? Şimdi bir tane daha aldık. Oğlum yakın. Ana! Ana! Cetvelle beni ortadan ikiye bölüyorlar. Bir dakika. Niye ki? Suyun içinde yüzebiliyorum o zaman ben. O zaman suda bir sıkıntı yok. Harika. Bir daha indirsin. Şuradakini. Tamam, buradan çok basit bir şekilde geçeceğiz. Tamam, harika. Havalandırma görüyorum. Başka kapılar kapalı görünüyor. Havalandırmadan devam. Havalandırmanın sonu nereye çıkar bilmiyorum ama bakalım. Havalandırmanın içerisinde bir merdiven buldum. Allah Allah. Pek denk geldiğim şeyler değildir ama. Yani garip. Neyse, aşağı doğru bir yere çıktı. Garip garip. Buraya milk mi? Oha oğlum, bu kadar sütü nereden buldunuz lan? Dünyadaki bütün inekleri sağsanız ancak bu kadar süt çıkar zaten. Kocaman bir tane bidon koymuşlar ama, yani kutu koymuşlar ama bu kadar süt yetmez ki. Şimdi ilerleyelim. Çok stresli oğlum bu. Bu ne böyle? Bu ne la bu? Korktum ben bundan. Allah başım döndü, yemin ediyorum. Ne biçim bir bıçaklar inip çıkıyor ya, vallahi billah. Bir checkpoint de aldık. 40-54 oldu. Geçipir. 14 tane kaldı. 13 tane kaldı. Kırmızı elmalar tarafından ezilmedi. Aa, hamburger beni ezebilir. Benim gibi aç bir insan için hamburger biçilmiş kaftan mıydı? Biçim. Lan niyetimiz hamburger değil. Bildiğin somun ekmeğe gittik ya. Yemin ederim bari. Bari ezileceksem hamburger ezileydim bari. Mis gibi köfteli, çedar peynirli. Oh, karnım da acıktı. Diyetteyim zaten. Oh, çok güzel olurdu. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi. Oha, bu ne oğlum? Ola bu ne? Bu ne la bu? Oğlum iyice profesör tapat. Ana! 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 Potuk! Potuk. Potuk'un tam kafasında patladı valla. Geçemem ki oğlum. Bu adam sürekli indirip kaldırıyor bunu. İyi. Geçtim güzel. Bir checkpoint aldık. Ana bu ne la? 7 çarpı 3 kaç oluyor? 24 oluyor galiba. Ana! Ne 24 oğlum? Bir daha çap da Potuk'cum. 21 oluyor. Allah'ım yani, senin matematiği unutmuşum sen ya. Neyse, kırmızı ve beyaz renk ne? Ne? Kırmızı ve beyaz. Ne? Kırmızı ve beyaz mı? Pembe olur herhalde ya. Ha, ikisinin karışımını soruyor. Alexander'ın 748 abonesi vardı ve 14 kaybediyor ve 29 kazanıyor.
14 kaybederse 734 yapar. 734'ün üstüne 29 eklediğinde. Yani benim matematik maşallah yani. Sadece sarak. Ha, bir daha geçireyim. İyi, bence sıkıntı yok ya. 14 tabanı kaybederse 34 yapar. 34'ün üstüne 9 eklersin. Üçlü bir şey yapar. 763. Beyin bedava. Bu dinozorlardan hangisi hiç var olmadı? Neden bileyim lan ben? Germinator. Germinator diye dinozor mu olur la? Demek ki varmış. Ya hayatımda gördüğüm en saçma sapan sorular olabilir yani. Neyse bir daha geçiyoruz aynı yerlerden. Ana tekrar ediyoruz. Güzel. Valla Diplodocus olmuyor. Ya oğlum ne biçim dinozormuş bunlar? Ben dinozor çağını mı gördüm lan? Oradan bakınca 2 milyon yaşında gibi mi görünüyorum ben? O kadar yaşlı değilim ben. Topu toplasan 3 yaşında falan var yokum yani portuk olaraktan. Şimdi buradan devam edelim. Ah, delirtecekler beni, yemin ederim delirtecekler. Al bu yokmuş. Ne, hangi dinozor varmış? Diplodocus, Germinatocus. Allah Allah. Bu mu yokmuş? Olmayan dinozor buymuş değerli arkadaşlar. Hipteraraptor. Hipteraraptor ne la? Harbiden Güneş'e en yakın gezegen. Merkür. Bunu biliyorum. Yani artık o kadar da olmasın. O kadar da rezil kapacı olmayalım yani. 10 tane platform kaldı. Kocaman devasa bir yere geldik. Dışarı çıktığımıza göre bitiş yaklaşıyor. Zaten bitişin yaklaştığında soldan görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar yani bayağı bir uzun. Ama sıkıntı yok yani. Eğlenceli. Ben beğendim oyunu. Oyun gayet güzel. Geldik. Bir checkpoint daha aldık. Ortadaki mavilerden ilerleyerekten aşağı düşmeyeceğiz burada. Bir checkpoint daha. 47'yi gördük. Yukarıya tırmanılacak. Burada antrenman sahaları var. Basket sahası gibi bir yere geldik sanırım. Süper. Şimdi 48. aşamayı göreceğiz. Tamam, 48'e 54. Toplara tosmadan geçeceğiz büyük ihtimal. Bir sürü top var oğlum. Bu kadar topu nereden buldunuz be? Bu toplar niye bu kadar büyük? Yani aklımda deli sorular. Yukarıya doğru çıkan bir fasulye duvarı gibi bir şey var. Yani buradan tırmanmamız gerekiyor. Oha oğlum çok zor la. Ben daha önce hiç bu oyunda bundan karşılaştığımı hatırlamıyorum. Hiç böyle fasulye duvarına falan tırmanmamıştım. Yani kafam bayağı zor yani. Şu an acayip zorlandım be yani. Gerçekte de tırmanmadım ben böyle bir yere ama... Pek sevdiğim bir şey değil. Allah'ım aşağı düşüp duruyorum. Bir dakika. Yani hakikaten zor yani. Kafama tosup duruyor ikide bir. Hmm. Sağdan mı gitsem, sola mı gitsem? Sağdaki iyi gibi. Güzel. Oğlum ya yapacağım şey. Ağlayacağım şimdi. Aşağı düşüp duruyorum ya. Of of. Kömür gibi yanıyorum. Of of. Allah'ım çok sıcak bastı dur. Oğlum ben bu kadar zor olacağını bilseydim. Ha geldim. Oh be geçtim sonunda. Arkadaşlar biraz fasulye duvarı zor oldu ama geçtik yani. 51'e 54. Vallahi bile son düzlüğe giriyoruz. Kendimi son düzlüğe giren bir beygir gibi hissettim. Yuhuu dıdık 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 portukçuyum hadi. Yukarı tırman bakayım nereye geldim. Oyun salonuna mı geldim? Ne biçim yer la burası? Ben burada kaldım. Ondan sonrası katalala mı devam edeceğiz? Yo tırmanabiliyormuşum güzel. Oyun parkı gibi bir yere geldim. Kaydıraktan mı kayacağım? Georbiti. Kafa üstü çakıldım bana giderek ya. Neyse. Güzel. 54 yapıyor. Otobüs bizi ezmeden geçeceğiz büyük ihtimalle. Buradan geçemiyoruz mu lan direkt? Buradan geçeyim ben direkt. Otobüs geçmişken. Yaya geçicilerinden geçmek lazım ama şimdi yani güvenemiyorum ben bu oyunun sağ solu hiç belli olmayayım. Otobüse bakar mısınız? Ne kadar uzun ve büyük bir otobüs. Amerikan filmlerinde görüyordum ben bunu. Son düzlüğe giriyor. Portok ve şampuan ışınlanma oyunu. Cart cart derken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 54'e 54. Finale ulaştık. Dans arenasına geldik. Portok dans eder mi? Dans etmiyor. Esen lan dans. Yok mu dans? El sallayalım. Neyse yapacak bir şey. Bu ne lan böyle? Devre dışı yazıyor. Bu ne? Bir dakika bunu bir alalım. Çok komik oldum. Neyse şunu da takalım. Kokoş portuk hepsine takıyorum ben. Hepsine takacağım. 1, 2, 3 Sonic oldum. Ondan sonra yayı da buldum. Arkadaşlar ben zengin oldum galiba. Her şeyden birer tane aldım. Neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu likelamayı, portuk oyunda abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmanız çok önemli. İlerleyelim büyüyelim birazcık. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Videolardan haberdar olamıyorum, videoları görmüyorum diyorsanız çandan zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videolardan anında haberdar olursunuz. Kafamdaki şeyler çok garip oldu ama neyse. Hadi görüşmek üzere bay bay.